Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnternet üzerinden nikah olur mu? Ya da bunu biz telefon üzerinden nikah olur mu? Veya modern iletişim cihazları kullanılarak nikah yapılabilir mi diye soralım. Nikah, evlenecek erkek ve kadının şahitler huzurunda birbirlerinin şartlarını konuşmaları ve eş olmayı kabul etmeleri demektir. Ortada bir şahitlik söz konusudur. Ve özellikle Hanefi mezhebi dışındaki cumhur uleması açısından bayan tarafının velisinin, kısaca babasının ya da baba yerindeki velinin ya da bunların vekillerinin onayı söz konusudur. İnternet üzerinden, yani erkek İstanbul'da, bayan Ankara'da, şahitler de başka bir yerdeler. İnternet veya telefonlu bir sistem hepsini konferans mantığıyla bir arada tutuyor. Şahitler internet üzerinden veya telefon sistemi üzerinden evet ben bunun eşi olmayı kabul ettim diye duyuyorlar. Şu kadar mehri nikah verdik. Baba da evet ben onay verdim diyor. Şahitler, evlenecekler, internet ağı üzerinden bir araya geliyorlar. Böyle bir nikah kabul edilebilir mi? Burada iki uç kutuptan söz etmemiz gerekiyor. Birincisi, böyle muhteşem bir nimet, sanki binlerce kilometre mesafeyi kaldırıp bir odanın içinde insanları topluyor. Büyük bir mucize, büyük bir nimet, büyük bir lütuf. Ama bilhassa son yıllarda gördük ki bu büyük teknoloji olmayanları da var gösterebilen bir silah olarak da kullanılabilmektedir. Sanal insanlar üretilebilmektedir. Söylemediği internet üzerinden veya telefon sistemi üzerinden insanlara söylettirilebilmektedir. Yani bu teknoloji getirdiği nimet kadar tereddüt ve sıkıntı da getirmektedir. Çağımızdaki fakıh bilginleri, fukahamız, başta fıkıh konseyi olmak üzere, yani bütün dünya alimlerinin toplanmış olduğu ve bizim bu fetvalarımızda görüşlerini esas kabul ettiğimiz fıkıh alimlerinin bulunduğu konsey, mesela bu tip bir iletişim sistemi üzerinden nikaha sıcak bakmaktadır. Olabilir kanaati kullanmaktadır. Öbür taraftan yine aynı konseyle bağlantısı bulunan bir grup alim de bu teknolojik çalışmanın nikahtaki ortaya koymamız gereken ciddi tavrı zedeleyebileceğini, dolayısıyla internet üzerinden nikah kıyılamayacağını, telefonla nikah olmayacağını, şahitlerin bizzat o ortamda bulunmaları gerektiğini söylemektedirler. Bir grup alim de bunu bir güven meselesi kabul edelim. Şahitler, nikah tarafları bu sistemden tereddüt etmiyorlarsa, evet sesi tanıyorum, karşımda duruyor zaten, bunu test edebilirim şeklinde mutmainseler, ortada bir oyun ve eğlence, gençlerin evirip çevirdikleri bir şey yoksa bu kabul edilebilir demektedirler. Buradaki bir oyun yoksa şöyle ifade edelim. Şimdi 70 yaşında bir baba düşünelim. 21 yaşında oğlu ve onun gibi bir genç kız, işte baba sen şahitlerle beraber dinle diyor. Bilgisayarı açıyorlar. He yahu bu kızın babası orada filan. Bu bir miktar kalbe sıkıntı veriyor. Çünkü bu bilgisayarla, internetle daha önce videoya alınmış mıdır, canlı yayın mıdır anlamayan 70 yaşındaki birisi burada tuzağa düşüp evet diyebilir, ben şahidim diyebilir. Buradaki şahitlikte sıkıntı var. Dolayısıyla biz netice olarak diyoruz ki esasen internet üzerinden veya şimdiki cep telefonu ağı üzerinden nikah kıyılabilir. Fukaha buna sıcak bakıyor ama son senelerde de gördük ki bu teknolojiye nikah gibi büyük bir konuda güvenmemekte akıllılıktır. İyisi mi nikahı canlı huzurda yapmaktır. Ama böyle kıyılmış bir nikahı da batıl görmemek gerekiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.